milletvekilleri mazbatalarını alıyorlar, meclise geliyorlar, kayıt yaptırmayı sürdürüyorlar. Ama tabii bu kayıt süresi ne zaman bitecek, ne zaman meclis açılacak, başkan seçimi ne zaman yapılacak, soru çok. Yanıtlar da arzuda. Arzunun arkasında böyle bir hummalı kalabalık görüyorum. Kayıt işlemleri de devam ediyor sanırım. Sözü sana bırakayım Arzu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şerefoli oldukça hareketli. Mecliste gelen milletvekilleri kayıtlarını yaptırıyor. Artık 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte milletvekilleri de sahadan ayrıldı ve meclise gelerek kayıtlarını yaptırmaya başladılar. Bugün itibariyle kayıtlarını yaptıran milletvekili sayısı 150'ye ulaşmış durumda. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez dakikalar önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi ve kaydını gerçekleştirdi. Parmak izini okuttu, milletvekili rozetini taktı ve ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Eskişehir'i meclise temsil edeceğini, hayırlı bir yasama dönemi olacağını ifade etti. Milletvekilleri, mazbatasını alan milletvekilleri meclise gelmeye devam ediyor. Peki yemin töreni ne zaman olacak? Bunun için de gözler Yüksek Seçim Kurulu'nun 28. dönem milletvekili seçim kesin sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilmiş durumda. YSK'nın kesin seçim sonuçlarını bugün veya yarın ilan etmesi bekleniyor. Bugün takvim ilan edildiğinde, kesin sonuçlar bugün açıklandığında 1 Haziran Perşembe günü milletvekilleri için yemin töreni genel kurulda düzenlenecek. Genel kurul çağrısız bir şekilde saat 14'te toplanacak ve milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlayacak. Bu noktada en yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturumu yönetecek. En yaşlı üye sıfatıyla Bahçeli genel kurulda olacak ve milletvekili yemin törenini yöneten isim olacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 Haziran'da Cumhurbaşkanı yemini etmesini bizler bekliyoruz. Yine aynı gün içerisinde de kabinenin açıklanması Beştepe'de öngörülüyor. Milletvekillerinin yemin töreni ile meclis başkanı seçim süreci de mecliste başlayacak. Meclisin mesaisi oldukça artacak. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak meclis başkanları, meclis başkan adayları divana süreçlerini, başvurularını yapacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5. günde genel kurulda meclis başkanlığı seçimi yapılacak. Gizli bir oylama olacak. Seçim 3 turdan oluşmasını bekliyoruz. İlk 2 turda üye tam sayısının 3/2 çoğunluğu, yani 400 oy aranacak. İlk 2 turda gerekli oya ulaşılmaması halinde 3. turda salt çoğunluğu, yani 301 oyu alan aday meclis başkanı seçilecek. Yeni seçilen meclis başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek. Başkan seçiminin tamamlanmasının ardından başkanlık divan ve komisyonlar da oluşturulacak. Meclisteki mesai yoğun bir şekilde devam edecek. Geçtiğimiz hafta mecliste milletvekili kayıtları başlamıştı. Artık seçimlerin tamamlanması, milletvekillerinin sahadan ayrılmasıyla birlikte mecliste de bir hayli hareketli, güzel anlar, renkli anlar yaşanıyor diyebiliriz. Zonguldak Ereğli'nin çileğini getiren de var, Tokat'ın çöreğini getiren de var. Bu noktada yöresel ürünlerin de meclise taşındığını söyleyebiliriz. Çoğu milletvekili torunlarıyla kucaklarında torunlarıyla birlikte buraya geldiler. Aileleri rozetlerini taktılar. Torunuyla, çocuğuyla, eşiyle gelen milletvekilleri de burada var. Güzel görüntüler de oluşuyor. Burada renkli görüntüler de oluşuyor. İkramlıklar, yöresel ürünler buraya, meclise getiriliyor. Çilekler, fındık, fıstık, lokum. Yani milletvekilleri seçildiği ilin yöresel ürünlerini meclise taşıyor. Basın mensuplarına, buradaki bulunan görevlere ikram ediyor. Kayıtlar devam edecek. Gözler 1 Haziran'da, yemin töreninin 1 Haziran'da yapılması bekleniyor diyelim ve sözü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden İstanbul'a bırakalım.